Para Babası'ndan merhaba arkadaşlar. Enteresan bir dolandırılma hikayesi izleyeceksiniz. Önce şöyle derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Neden? Birazdan çünkü içiniz daralacak. Kalbiniz sıkışacak. Bir kişinin başına gelebilecek arabayla ilgili en tuhaf dolandırılma hikayelerinden birisi. Onu izleyeceksiniz arkadaşlar. Biraz üzüleceksiniz. Belki biraz tebessüm edebilirsiniz. Yine böyle bir kahveniz falan varsa alın. Bilgisayarın başına geçin. Videoya başlamadan önce size 3 tane şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sürekli saç meselesini soruyor herkes bana. Saçların çok güzel olmuş. Nerede yapıldı? Nasıl oldu? Süreç nasıldı? Benim bunların hepsine cevap verebilmeye şeyim yok arkadaşlar. Eski halimi koyasım şuraya, tamam mı? Hepsine cevap veremem. O yüzden arkadaşlar firmanın telefon numarasını, mailini açıklama bölümüne bırakıyorum. Buradan ulaşırsınız. Kendileri ne istiyorsanız sorabilirsiniz arkadaşlar. 2. Türkiye'nin en uygun fiyatlı aracıların satıldığı Fırsat Araba sayfamızdan haberiniz vardır belki. Etrafınızda arabasını hızlı şekilde satmak isteyenler varsa arkadaşlar, en iyi tekliften daha iyi fiyata satabilme şansı var. Mutlaka fırsatarabalar.com'a yönlendirin. Ama daha öncesinde Instagram sayfalarımızda yazalım şuraya arkadaşlar. Aşağıya fırsatarabalar.com'un Instagram sayfası, Para Babası'nın Instagram sayfası. İki Instagram sayfasına takip alın. Hem çok avantajlı arabalar yakalarsınız, hem de aracınızı satmak isterseniz ya da çevrenizde satmak isteyenler varsa hızlı bir şekilde oradan satabilirler. Üçüncüsü de arkadaşlar, bu kadar emek veriyoruz, uğraşıyoruz, sizlerin önüne bu çarpıcı hikayeleri getiriyoruz. Artık abone olmadan geçmeyelim. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Birer abonelik atalım, öyle geçelim. Bak dedi, istersen dedi, perdenin arka tarafından dedi, otur, izle. İster derisini yüzeyim, ister tırnaklarını çekeyim, ister işkence yapayım. Hangi şekilde istersen. Çekedini bir çıkardı, şuraya şey koydu, el bombasını. Dedim abi ne yapıyorsun? Biz o heyecanla 6'ya kadar uyumadık, gece uykusuz kaldık. Zaten bir gecede sakalların o stres sıkıntıdan bu kısmı komple beyaza döndü bir gecede. Enteresan bir dolandırılma hikayesi izleyeceksiniz. Önce şöyle derin bir nefes alıyorum. Müslüm abimle beraber Isparta'yı geziyoruz. Şimdi Isparta'nın çok güzel gül bahçelerinin olduğu, bir de gül fabrikasının olduğu bir bölgeye geldik. Gerçi şu anda gül sezonunun sonuna geldik. İşte gül yağı fabrikasını vesaireyi gezdik. Şöyle gül kokulu, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güllerle beraber sunum yapıyorlar. Gül kokulu kahve falan var burada. Isparta'ya gelirseniz mutlaka gezin buraları. Oraları da gezdik. Müslüm abinin çarpıcı hikayesini, dolandırılma hikayesini dinleyeceğiz. Ben daha önce çok kısa dinledim. O anlatırken çok da böyle detaya da girmedim. Çok da fazla soru sormadım. Ta ki sizinle beraber ben de birçok detayını şimdi duyacağım. Ki aynı heyecanı veyahut da aynı keyif demeyeyim artık şimdi. Sen kötü bir şey yaşamışsın ama anlatışın çok keyifliydi abi o gün. Evet. Müslüm abi, hikayeye başlayalım. Başlayalım abi. Sen bir Mercedes araç aldın. Evet. AMG. AMG. Kaç Türkiye model? 2012 model. İyi kondisyonda, çok temiz bir araçtı. Binmek için almıştın. Aynen, 9000 de falan. Bu aşağı yukarı kaç sene önceki bir hadise? 2014 başında aldım galiba. Başımıza gelen bu olayda Kasım'da oldu. Arabanı aldın 9000 kilometrede. Severek biniyorsun. Severek biniyoruz. Keyif alıyoruz. Çünkü çocukluktan beri babamdan gelen Mercedes hayranlığı var. Asıl meslek eczacılık. Evet. Ama araba hastası. Arabaları çok seviyor. Bize olan muhabbeti de biraz oradan başlamış işte. İlk evet. Şey, araba olayıyla bizi bulmuş. Aldığı arabayı da böyle aşık oluyor böyle. Özellikle içine sinerek aldıysa mesela çok seviyor. El evet. Bebek, gül bebek. O şekilde bindin araba. Aynen, kaç sene bindin abi bu arabaya? 9 ay bindik. Keyfini aldık, keyfini sürdük. O dönemlerde ev almak istiyordum işte. Hı. Bizim oturmuş olduğumuz sitenin hemen arka tarafında Innova diye bir site var. Arabayı sattığımda 1+1 daire alabilecek ve sonrasında kalan parayla da hani o dönemde 2008 model Opel Corsa falan olabilecek bir bütçe ayırmış oluyordum. Bu maksatla satmaya karar verdik. Bindik, çok keyif alarak kullandık. Çok da zaten babamdan gelen Mercedes hayranlığı var bizde. Sonrasında satma kararı aldık işte. İlanı koyduk. Emsallerine bir fiyat belirledik. O fiyata koyduk. Araç da abimin üzerine olduğu için ben kendi üzerime ilan açmadım. Abimin üzerine ilan açtık. Telefon abimin üzerine telefon. Bir de benim başıma gelen bazı süreçlerden dolayı iş yerinden çok izin almıştım o süreçte. İzin almaktan artık dedim ki abi bu süreçte sen ilgilen. Arayan olursa sen bak. Tabii arayanlar oluyor ama daha çok mesaj olarak oluyor. Sonra bir tane bir galerici adında birisi abimi aramış. İşte Metin Bey şu rakamı 133.000'di o zaman. Sizi uyarsa biz hani aracınıza talibiz diye. İlanda kaç yazıyordu? İlanda 136.000 yazmıştık. 3.000 lira indirim evet. Teklif etmiş yani evet, pazarlık. Evet aynen. Bize de cazip geldi. Abim de beni aradı sordu. Müslüm dedi sence bu fiyat uygun mu, ne diyorsun, verelim mi dedi. Olur abi dedim. Ama dedi abim dedi ki Müslüm bunlar gazeteciler.
galericiymiş. Karatar Aradır Adliyesi'nin karşısında. Sen gel diyor aracı. Ben dedim ki abi ben niye gideceğim dedim. Aracı satacak olan benim. Alıcı gelsin. Ben niye gidiyorum dedim hani. Doğru iyi demişsin. Abin aslında direktman orada söyleseymiş abim, keşke. Aslında söylüyor abim tabii ki. Benim üzerime ama benim kardeşimin aracı falan diye abim söylüyor tabii ki. Sonrasında abim tekrar arıyor. Ben kardeşime söyledim ama kardeşim hani gelmek istemiyor. Garajcı diyor ki ya Metin Bey işte bizim de buna hazır müşterimiz var. Israrla alıcı müşterimiz beyaz Mercedes istiyor. Beyaz renkli istiyor. Bu ayarda bu donanımda istiyor. Güvenebilirsiniz burası çok kaç yıldır 11 yıldır garajcıyız. Güvenebilirsiniz bize falan. Hani buyurun gelin biz sizi bekleriz burada diye. Dükkanın önüne davet ediyor. Yani dükkanın önüne atıyorum boya makinesiyle kontrol edecek. Sizi de razı edecek. Evet. Hemen orada ticareti bitirecek. Aynen öyle. Böyle bir kurgu var şu anda. Tabii. Sonra abim de dedi ki Müslüm sen aracı satmak istemiyor musun? Evet abi. Tamam. Biz babamla gidelim. Aracı teslim edelim. Gidelim. Biz Avrupa yakasında Beylikdüzü'ndeyiz. Gideceğimiz yerde Kartal Anadolu Adliyesi'nin orada. Hatta abimler eczaneye iş yerine giriyorlar. O zamanlar hani parayı hani belki nakitle aldığımız bir tutar olursa dedik hani sahte para kalemi vardır ya o kalemden verdim abime. Hani yani bir kısmını nakit olur bir aksilik olur hepsi EFT olarak alamayız düşüncesiyle. Sahte mi değil mi kontrol eden kalem verdim. Evet onu da aldık. Sonra abimle babam atlayıp gittiler. 2,5 gibi falan çağırdılar abimleri. Abimle babamla o da ikramlar işte yemekler. 7-8 tane araç var galerinin içinde ve hepsi de lüks araçlar. İçeride tabii çalışan personeller çiftler falan da geliyormuş. Hani ailecik araba bakmaya gelenler. Sonra, İçerisi güvenilir. Arabalar güvenilir. Tabelesi var. Tabelesi var. İçeriye gelip giden müşteriler güvenilir. Ulan aileler geliyor yani. Karı koca araba almaya geliyor. Ne olabilir? Sonra, yani her yere gitmez herhalde onlar. Saat 4 civarı geliyor. Abim diyor bak ben karşı tarafa dönmem lazım. Çok gecikti. O bizde ilgilenen bu telefonla iletişim kurduğumuz kişinin ismi de o şahıs da hani iletişim içindeyiz. Artık siz diyor hani alım satımı gidebiliriz diyor. Kimin üzerine devredeceğim diyor abim. Bizim şu Emin Hanım var diyor. Çalışanımız diyor. Onun adına devredebiliriz diyor. Sonra abimler notere gidiyorlar. Babam ama sana şey tutuyor. Expert'e sokmadılar arabayı. Expert'e orada bakıyorlar işte. Aracı boya falan hiçbir şey olmadığı için zaten. Expert'e gerek duymadı. Gerçekten Expert'e sokmadılar. Bak ne kadar ince ayrıntı. Ama o dönemde... Ama sana güven veriyorlar. Güven evet, satıyor. Tabii. Ben sana güveniyorum. Sen de bana güven. Aynen. O zamanlar çok yaygın değildi Expert'ler. Daha çok böyle hep motorcuya falan götürdü. Biz hani. Sonrasında notere gidiyorlar babamla, şey abimle. Ama babam nedense amca sen burada bekle bizim yarım saatlik işimiz var diyorlar. İkramda bulunalım diyorlar. Abim notere gidiyorlar. O süreçte abim arıyor 4'e 10 geçiyor, çeyrek geçiyor, 20 geçiyor. Hadi Sadık Bey yatırın ki devrine vereyim aracı. Şimdi Metin Bey ha birazdan derken saat 4.30 oluyor abim tekrar arıyor ya. Şimdi yatadım Metin Bey diyor. Gözünüz aydın diyor. Abim tabii ki hesaba yatacak para IBAN numarası vermiş ya. O IBAN'dan kontrol ediyor. Hesabı gelmiş mi diye. Hesapta para yok. Daha devrini vermedi bu arada. Abim orada bankaya arıyor. Ya diyor benim hesabım bir para geçecekti. Şu miktarda. Banka diyor ki ya ertesi güne geçen hesapta gözükmeyebilir diyor hani. Sonrasında abim noterdeki kişi diyor ki orada çalışan paranızı aldınız mı? Ya paramı almadım ama diyor bir aksaklık oldu. Orada hiç kimse de olmayan bir şey yaptırıyor abim. Noter hatta o noter kağıdı hala bizde var. Paramı EFT olarak hesap henüz yatmadı alamadı diye ufak bir ibare açıklama yazdırıyor. Hiç kimse de belki yapılmayan bir işlem. Abim bu maksatla ya basirete mi bağlanıyor bilmiyorum. Yani bak ben hata yapmış olabilirim ama hani abim yapacak biri değil. Abim devrine veriyor. Yani öyle bir basiretimiz bağlandı ki yani abim hani adını konuşuyorum. Bir de şöyle bir şey düşün Sadık abi. Sayit abim. Sayit abim heyecanlandım. Heyecanlandım Sayit abi. Diğer adamın diye bizi dolandıran. Ona Sadık abi dedim. Ama ben dolandırıcı diyorum. Çok güzel. Sonra Sayit abi, abim de şu şeyle hani düşünün bir galerici düşün. Hı. İçeride bir sürü araçlar, otomobiller. Hani kimsenin aklına giremeyecek bir durum. Evet abi şimdi yani daha ne olsun yani daha ne olabilir? Lüks arabalar, evet, tabela, içeride müşteriler, tabela, mekan. Sonrasında Emine Hanım alıyor satışı. Emine Hanım alıyor evet çalışanlar, yani ikramlar. Emine Hanım falan var yani böyle. Yani şirket namına gidip araba falan devralıyor. Kurumsal. Bu havayı vermiş. Ve mekan olarak İstanbul Anadolu Adliyesi'nin orada hemen. Mekan hani çok da hani olduğu yerde hani tam. Üç kağıdı yapan da herhalde tabii, bir adliyenin yanı başında bu işi yapmaz. Aynen öyle. Bu arada tam devir satışından sonra orada bir şey yapıyor. Derece bir şekilde geliyor. Metin Bey bir anahtar alabilmem bir yere gidip geleceğim diyor. Gidiyor. Abim tekrar babamın olduğu kalere gidiyor. Dolandırıldığımız. Sonrasında zaten bir daha onunla karşılaşamıyoruz. Anahtarı ama diğer anahtarın bir tanesi de babamda hala. Orada işte bir uyanma ihtimalimiz olsaydı o anahtarı da vermezdik bir şekilde. Sonrasında babamın yanına gidiyor abim. Hadi hayırlı olsun falan diyor babam. Devrini verdik diyor. Amca diğer anahtarı da alabilir miyiz diyorlar. İnsanların o an tabii bir abimlerinde bir soru işareti pek
Yani düşmüş tabii ama hiç aklından kimsenin geçmemiş. O dönem, hala daha gelmiyor. Hala gelmiyor. O dönemde bu tarz bir dolandırıcı şey yok. O süreçte öyle bir dönem yok yani. Hiç duymamıştık. İzleyen arkadaşlar en azından bunu bilsinler. Sene 2014. Yani o tarihlerde buna benzer olaylar çok vuku bulan şeyler değil arkadaşlar. Aynen. Sonrasında abimleri tabii çok iyi davranıyorlar ya. Taksi çağırıyorlar. İstanbul Beylikdüzü'ne kadar Anadolu Adresi Kartal'dan Beylikdüzü'ne kadar ticaret taksiyle gidiyorlar abimler. Şey ayarlı veriyor. O firma ayarlı veriyor. İşte onun için firma ayarlı. Yemek yediriyorlar mı? Yemek yediriyor tabii, ikramlar 10 numara, her şey çok güzel. Sonra abimler gidiyorlar. Ben işten çıktım, eve geldim ama benim için bir kuşku geldi. Abi dedim, parayı aldınız mı? Ya işte hesabınız yattı. Peki hesapta var mı abi para? Ya işte bir aksaklık oldu o saatte. Yatmadı ama herhalde geç saatte hesabı geçtiği için galiba. Abi bu diyorum, arada bahsettiğin arabanın bugünkü mali değeri ne kadar? 2021 model bir Mercedes C180 düşün. 9000 kilometrede düşün. Yani. 9000 pardon, ben de bindim. 2,5 milyon. 1,5 yaşında falan tamam, oluyor. Işte, 2,5 milyon civarında bir araba yani. Evet. 2,5 milyon evet. TL. Rakam bu yani. 130 bin lira, 133 bin lira. Ve ayrıca bu aracın da biz bir kısmını nakit verdik, bir kısmını ihtiyaç kredisi çektik. Arabanın daha borcu mu vardı? Tabii bir de aracın üzerime 48 aylık kredi borcu vardı. Çünkü arabanın mevduası o dönem bir çok yüksekti. Hatta benim adımı çıkmadı, babam emekli olduğu için 48 aylığını Ziraat Bankası'ndan çektik babamın adına. Keşke diyorum işte araç rehinli olsaymış üzerimize, zaten bu işleme girmeyeceklermiş. Satamayacaksın. Plakadan da sorguluyorlarmış normalde. Sarı ilanlarda plakaları gizliyorlar. Aslında gizleme sebepleri bu. Oradan bakıyor araba hani rehinli mi diye. Rehinli zaten bulaşmıyor bu işe. Sonra Sait abi gece tabii bana kuşku geldi. Diyorum abi ben içinde bir kuşku var. Ben çok rahatsızım. Abi diyorum bir para yatmadıysa. Biz o heyecanla 6'ya kadar uyumadık. Gece uykusuz kaldık. Zaten bir gecede sakalların o stres sıkıntıdan bu kısmı komple beyaza döndü. Bir gecede. 2,5 milyon hem arabayı kaybediyorsun hem bir de kalan bugünün parasıyla örnek veriyorum. 2,5 milyonun o zaman için 130 bin liranın en azından 40 bin lira falan krediydi mesela. Bugünün de atıyorum bir 400-500 bin lirasını düşünelim mesela. Sonra Sait abi bir sabah gittik bir baktık. Galeride tabela duruyor ama arabası hiç yok. Bomboş. Komisyona gittik. Ya burayı bir ay önce kiraladın ama dedi. Ara ara araçlar gelip gidiyordu dedi. Nasıl yani dedik. Ya burada normalde bir araç yok. Burada galeri bir şey değil ama burada ara ara araçlar gelip gidiyor buraya dedi. Hani bilmiyorum yeni açtılar ama dedi, bir ay falan olmadı dedi. Sonrasında biz hemen hızlı bir şekilde... Tabii sabah para da düşmedi. Para da düşmedi. Dediğim çıktı içime hani kuşkulandığım. Sonra bunun üzerine hemen Anadolu Adliyesi'ne gittik. Bir tane nöbetçi savcı bayan. Abim dedi ki ya dedi başımıza böyle bir olay geldi. Lütfen sizden arabamıza tedbir koymanızı istiyoruz. Plakamızı ki hani aracımız başkasına satılmasın. Amacımız o. Çünkü biz bunları internete tıkladığımız zaman bu şahısları oto dolandırıcı çetesi olarak çıkıyor. Ya. Tabii. Olay olur olmaz evet. Yazdığınız isimleri. Bir sürü dolandı, herkesin canları yanmış o dönem. Şu dönemde baktığımızda öyle yok. Hep sildirilmiş artık hani. Yazdığında bir sürü oto dolandırıcısı ama bunlar şey yapmıyorlarmış. Böyle araç bozma, parçalama şeyi yok. Bunlar sadece satıyorlar ama daha çok böyle üst düzey araçları satıyorlar. Böyle ufak tefek araçlar alışmıyor. Hep Mercedes, BMW, S serisi aracı bile çarpmışlar. Sonrasında biz orada nöbetçiyiz sanırım savcıya. Abim dedi ki ya işte bu arabaya tedbiri koyabilirseniz aracı satamasınlar. Bize öyle bir şekilde ters etti ki dedi ki bakamam şu an. Çıkın oradan dedi odadan. Sonra maalesef şöyle bir durum oldu. Kütahya'da abimin sigorta işi yapan bir abim var. Ona da yaptırmıştık sigortasını aracın. Tesadüf bize dolandıran şahıs arabayı İstanbul Göztepe'de satmaya bir galericiye götürüyor. Gittiği Göztepe'de galerici diyor ki yarım saat, bir saat sonra müsaade olacağım diyor. Siz aracı burada bırakın, ben hani orada ruhsatı da bırakmış tesadüfler. Biz bir yemek yiyelim gidelim demişler. O galerici de birazcık kuşkulanmış. Vay be, helal olsun. Ruhsatın içine karıştırırken bizim sigorta yaptırdığımız kağıt duruyor. O da benim abimle arkadaş sigorta yapan kişi. Ya diyor böyle bir kişiye aracı satmaya gelen oldu ama diyor hani siz yapmışsınız sigortayı. Tanıyor musunuz bu aracı daha önceki satışını yapan? Kim diyor? Metin olan. Ne diyorsun diyor. Benim çocuk arkadaşım diyor. Bir şekilde o abimi benim abim arıyor. Ya Metin diyor böyle bir durum oldu. Sizin aracınızı İstanbul Göztepe'de bu şekilde aracı satmak isteyen var. Ne diyorsun diyor. Biz zaten dolandırıldık. Hemen bekletin diyor. Abim hemen bir şekilde o anda hızlı bir şekilde tekrar polislerle işbirliği yapıyoruz. Sivil polislerle tekrar o konumu alıyoruz. Sağ olsun galericilik abimiz bize destek oluyor. Hepimiz inan gerçekten filmlerdekiler gerçekmiş. Gerçekten pusu kurdular. Bir kısmı orada simitçi oldu. Hadi canım sen de gerçek mi söylüyorsun abi? Herkes pusu kurdu. Biz bekliyoruz. Orada kişiler dönecek. Paketleyeceğiz. Hep beraber gittiğimizde o ara çıkmışlar. O galerici abinin orada ruhsat duruyor. Yemeğe gidildi. Sonra gelmişler işte. Gelmişler. Biz onu yetişesi ama bayağı o konuda Allah var. Çok hızlı ekip kuruldu. Hızlı bir şekilde emniyetçi arkadaşlar sağ olsunlar. Hızlı gerçekten sağ olsunlar. Çok hızlı bir şekilde geldiler. Ama o süreçte maalesef alıp gitmişler. Hani elinden geleni yaptı galerici abimiz. Sonrasında biz tabii ki oradan bir olumsuz haber alınca evimize döndük. Kaçmışlar gitmişler. Kaçmışlar.
mesela gitmişler. Sonra bir haber geldi. Maalesef aracı yarı fiyatını Kocaeli meşhur bir galeri yeri var. Orada bir aracı 78 bin liraya satmışlar. 78 bin liraya bedavadan gelen araba. Aynen. Bugünün 1 milyon 250 sonra, bin lirasına satmışlar. Bu sefer ben gitmedim. Abimle polisler gitti. İki polis ve abim. Abimle Kocaeli'ye gittiler. Alan galericiye. Alan galericiye. Bu arada benim aracımda o zamanlar Prius LPG sırrı sistem var. Bu Mercedes'lere uygun. Simit. Arabanın işletmesi falan da o yüzden evde tutuyordum ben hani. Hmm. Lastik falan hepsi. Aracı bir şekilde o galericiye bulduk, ulaştık. O da böyle mafya tarzı bir kişiydi. Polise gitmemize rağmen bize bayağı giderli konuşuyor. Dalga geçerek abime diyor ki abime, ya diyor bunun da istekmesi olacaktı, nerede o diyor. Ya biz canımız yanmış, bize istekmesi nerede diye soruyor. Hani düşünür Allah müsün? Allah Allah. Polis sorduğunda diyor ki, bana ne kardeşim diyor, ben paramı verdim aldım diyor. Resmi olarak bak evren burada, noter evren burada, ruhsatım burada kardeşim diyor. O zaman acaba şöyle bir şey olabilir mi? Sonradan birlikte oldukları çıktı zaten. Ben de çünkü oraya geldim. Sonradan abim diyor ki, yani nasıl bu fiyatı, yanlış anlamış size diyor. Hani şimdi bir aracın ederi varken neden yarı fiyatına satsın diyor. Bu da bir normal bir şey var mı diyor. Hani yani ortada bir şey var. Beni ilgilendirmez diyor, eşiyle beraber geldiler buraya diyor. İşte burada sıkıştıkları için, bir ev olduğu için acil parayı, aracı bozdurmak istediklerini söylediler diyor. Ya sonra bir şekilde buradan bir şey çıkmıyor. Biz bir şekilde, olumsuz bir şekilde evimize dönüyoruz. Ve bu arada çok mutsuzuz tabii. Bu şekilde eve gidiyorum, işe gidiyorum. Ama ben paramı kaybettim. Ama abimin üzerindeki yük çok daha yüksek. Yani hikaye bitti mi? Bitmedi hikaye. Nedir? Bitmedi. Bitmedi hikaye. Daha başlamadık. Başlamadık. Daha başlamadık tabii hikayeyi. Sonrasında benim sitede oturmuş olduğum sitede polis bir abim var. Ama bugüne kadar hep polis olarak bildim ama değilmiş. Bakkar ya, senin etrafında film gibi abiler. Film gibi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Polis değilmiş. Polis neden olarak biliyordum? İş yerimiz sürekli polis telsizleriyle, içeride polis şapkalarıyla, telsizler, bir sürü aparatlar, her şey yani gizlisi bir polis olduğunu söylüyordu. Hmm. Biz de o şekilde biliyorduk. Yani inandık yani. Sonra ya araban nerede falan diye konuşunca dolandırıldım dedim. Tabii çok üzgünsün. Çok üzgünüm. Oğlum dedi, niye söylemiyorsun dedi ya. Hallederiz dedi ya. En fazla bir hafta içinde paranı alırsın dedi. Vallahi mi dedim ya. Hadi bir baba adam çıksın. Hadi baba dedim, bir adam çıksın dedim. Benim bir abim vardı. Jandarma komutanıydı bu bölgede dedi. Çok da sağlamdır dedi. Ne yapması gerekiyorsa yapar. Bizim işlerimizi, birçok işimizi de o yaptı sağ olsun dedi. Ama bu işin bir bedeli var kardeş dedi. Ama benim param yok dedim. Ben şu an olmayan arabanın parasını ödüyorum dedim. Benim param yok dedim. Abi sen bilsin hani, ama paranı her türlü alırsın dedi. Tamam abi dedim. O babacan biri mi? Güven veren biri mi? Güven veren biri. Evet, of. Güven veren. Çocuğunu tanıyorum. İki tane çocuğunu. Ha. Elimizde büyüdü diyebilirim. O kadar çok sitede, aynı sitede oturduğumuz için. Ve eşini falan da çalışıyor. Tanıyorum. Eşi bizden alışveriş yapar. Eşinin nerede çalıştığını biliyorum. Ahmet abiyi tanıyorum. Devamlı İletişim içindeyiz. Aynı sitede oturuyoruz. Aynı bloktaydık hatta. Düşünün, aynı sitede içinde. Aynen. Sonra biz bir araya getirdiler. Biz masada oturuyoruz bir kafede. O abi geldi işte, o meşhur jandarma komutanı abimiz. Ceketini bir çıkardı. Şuraya şey koydu. El bombasını. Dedim abi ne yapıyorsun? Abi dur. Burada bir sürü jarjörler falan filan. Abi dedim dur tamam. Abi dedim onları sen bir cebine koy, bak bu çevre beni tanıyor dedim. Kalabalık bir kafenin içindeyiz yani. Yani sana güven vermeye güven çalışıyor veriyor, belli güven ki. Güven vermeye çalışıyor, sen rahat ol diyor. Ha. Bana birkaç şekilde almamı söyledi arabayı. Bak dedi, istersen dedi perdenin arka tarafından dedi otur, izle. İster derisini üzeyim, ister tırnaklarını çekeyim, ister işkence yapayım. Hangi şekilde istersen, ben senin paranı fazlasıyla faiziyle alacağım dedi. Ama bunun bir bedeli var dedi. Para istedi. Abi dedim, benim param yok. Zaten şu an dolandırılmış olduğum aracının parasını ödüyorum dedim. Dedim ki alacağım paradan düştüğünce sen de çok akıllısın. Estağfurullah dedim, hani param olmadığı için söylüyorum. O kadar emin konuşuyor ki. Tak hani halledeceğiz, çok basit hani. Bir hafta, üç gün. Bana diyor ki telefonda, benim ekibim diyor var diyor. Biri diyor Diyarbakır'dan gelecek, biri şuradan gelecek. Yozgatlıydı. Yozgat'tan ekiplerim gelecek. Uçak paralarım olacak diyor. Masraflarım olacak diyor. Kimi pusu yatacak diyor. Bu diyor 3-4 günde, birer günde olmuyor diyor. Bir hafta diyor harcamalarım olacak. Onların otel masrafları olacak diyor. Falan filan. Yani çoğun detayını geçiyorum zaten. Sonrasında 37 milyara anlaştık. Bir de pazarlık yaptık. Evet, 37 milyar 37... o günün parası. Direkt 12 ile 13 ile çarpmamız lazım bugün için. 300-400 bin lira civarında bir para. Yani hani aynen öyle. Sonrasında kredi çektin. Bu onu gittik paraya verdik. Bu dayıya verdin. Aynen. Tamam mıyız? Bak hani bir daha hani artık hata yapma lüksüm yok. Zaten bir kredi borcum var, 3 kredi borcum oldu dedim. Hani hata yapma lüksüm yok. Son kurşunumu oynadım ben. Yok ya, bitti artık. Yok oğlum, rahat ol dedi ya. Bu komşuya söylüyorsun değil tabii mi? Tabii. Referans rahat olan komşuya. Rahat ol, rahat ol. Biz rahatız. O kadar rahatız ki arabamızın yerine hatta para girecek. İlanla araç bakıyoruz. Yok artık. Oo, çok rahatız. Şu şu model olsun, cam da şöyle olsun. O kadar eminiz. O kadar inandırmış ki bizi. Allah'ım inanmıyorum ya. Evi almaya falan da kapattık. Araba alacağız yeniden. Araba alacağız. Ya bu adamlar dolandıracak yerine pazarlama işi yapsınlar. Olmadık malları satarlar. Niye aynen, harama aynen, geliyorlar aynen ya? Aynen öyle. Sonrasında Sayet abi paramızı verdik. Ama nasıl bir inandırıcı şeyler. Her gün işte ekip başladık.
Sonra bir mesajlar hafta sonra... geliyor sana. Evet. Ekip düzenli kuruldu. Ekip kuruldu. Başladık. Eli kulağında. Abi ne oldu? Bir hafta oldu. Eli kulağında. Abi ne oldu? 10 gün 15 gün oldu. Abi işte kardeşini yakaladık. Ayağını sıktık. Abi ne yaptınız? Ayağını niye sıktınız? Ya, iyi mi durumu? Yok yok, pansuman yaptık. Sıyırdı. Tamam, filmler doğru, Türk filmleri. Burası sıyırır. Sıyırmış. Abi stres olmuyor musun lan? Başım belası olacak lan. Stres sıkma diyorum terden. Adama ayağını sıkmışlar. Düşünsene. Hani hiç suçum yok yani. Sadece ben para almak istiyorum. Ama bu tabii ki arkadaşlar, şimdi jandarma mandarma hikaye yani. Bu hikayeler böyle tabii, hani bu arada, herhangi bir kurumumuzla bilmem ne alakası olmayan işler. Evet evet tabii. Eski dönemde yapmış bir dönem vatandaş. Yapmış. Ya, yapmış, yani. Yapmış tabii ki. Vay nasıl yapmış. Be. Ama var ya yani, yok böyle bir şey. Nasıl inandırıcı, nasıl inandırıcı? Şimdi senin birinci dolandıranlar ayrı. Birinci dolandıran, evet. Şimdi ikinci, şu anda sen bir jandarma görünümlü. Bir adam tarafından şimdi, daha, kendi jandarma süsü veren bir adam tarafından daha dolandırılıyor gibi. Dolandırılıyorum, dolandırıldım zaten. Öyledeyiz. Bu ikinci sonra, dolandırıcılığın vakosundan mı bahsediyorsun? İkinciden bahsediyorum. Birinci bitti çünkü. Birinci bitti. İkinci şu anda birincinin adreslerini öğrenmeye çalışıyor. Bize öyle zaman tanıyor. Ha. Ve bu arada biz bir şekilde polislerden bu bizi dolandıran eşi, çocukları, annesi, babası, bütün TC kimlik numaraları vesaire ve bu bahsettiğimiz iletişim içinde olduğumuz kişinin ailesi, çocukları, takıldığı mekanlar, bindiği arabanın plakası. Biz bu adreslere bir şekilde ulaştık. Bu ulaştılar biz ama onların dışında ulaştık. Şimdi bu süreçte bunlar bize bu şekilde oylamaya başladılar. Dediler ki bu işin en tepesindeki adama ulaştık. Ben Giresun Telebolu'ya gidiyorum diye. O süreçte de bize oyaladılar. Geçti mi bir ay? Sonra bu sefer de oradan ulaşamadığını söylediler. Evden çıkmadığını söylediler bu süreçte. Kendi jandarma süsü veren bu dolandırıcı abimiz. Benim ilk dolandırdığım kişinin en tepedeki adamı ve bizi dolandıran kişinin adreslerini, memleketteki adreslerini öğreniyor. Öğreniyor, anladım. Ve zaten bunları ben kendi çapımda da abimle öğrenmiştim. Bizi bunlara bu şekilde anlattığı için bir iletişim var, bir doğru isimleri söyledi. Doğru isimleri söylediği için biz inanıyoruz. Hakikaten var, bu adamın işten, bir bağlantısı var demek ki. Biz bu işten bir şey çıkacak diyoruz hani. Anladım. O yüzden hala inanıyoruz. Aradan bir ay süre... Size doğru isimler veriyor. Tabii, onu da nasıl öğrenmiş, biz nasıl öğrenebildiyse bir vatandaş olarak dolandırıyoruz. Bir şekilde paramızı alamıyoruz. Detayını bir şekilde geçtim. İkincisinde de bu şekilde. Üçüncüye ondan bir şey gidiyoruz. Çıkmıyor. Bu bağlantının kesilişini merak ediyorum. Bağlantı artık. İkinci bu sana böyle astım, kestim, astım, tırnak, parmak falan filan, evet, diyen adam. Sonra ben bu adresime ulaşıyorum. Ha ne oldu? Abi ne oldu? Diyor hani ki asıyordu, ben kesiyordu, diyor görevimi yaptım sana diyor. Adreslerini verdim diyor. Abi biz seninle böyle konuşmadık diyorum. Sen bana deri yüzeceğim, tırnak yüzeceğim demedin mi? Ben sana ona rağmen benim sadece paramı istiyorum demedin mi? Sen rahat ol bir hafta demedin mi süreç? Bu bir hafta 1,5 ay oldu mu abicim? Bir buçuk ay süreç oldu dedim. Hayır abi ben sana sadece adresleri verdim dedi. Beni bir şekilde tokatladı. Böyle konu kapanıyor. Kapanamaz abi. Komşu yıllardır abi, çocuklarını gördüğün komşu. O evet, o da diyor ki ya sana çok mahcubum diyor. Çok üzgünüm diyor. İnan bu ilk kez böyle bir şey oldu diyor. Böyle bir şey ben de yaşansın istemezdim. Böyle bir şey yaşanmış olsa diyor. Sen benim iki tane çocuğumu, evladımı tanıyorsun, eşimi tanıyorsun diyor. İş yerimi tanıyorsun, evimi tanıyorsun. Ben böyle birisiye nasıl göze alabilirim diyor. Komşu masum mu? Yani %60-70 masum gibi bence. Hala bak iyi niyetli düşünüyorum. Sonrasında üçüncüye geçelim mi? Geçelim abi. Benim arkadaş olarak görüştüğüm bir Özlem diye bir arkadaşım vardı. Bunlar da ofludular. Arabama sordu. İş yerinde, evin orası onun ne çok ne kadar yakın. Süreç geçti bu ikinci adamdan sonra? 1,5 ay geçmişti. Bir hafta 10 gün falan geçti. Bir hala şekilde her şey tazeliğe evet, devam ediyor. Tabii, araç sordu. Dedim ben dolandırıldım Özlem dedim. Dedi ki niye bana söylemedin dedi. Ne oldu dedim ya. Lan babam dedi onu hemen halleder. Dedim ne yapacağız? Bu senin arkadaşın değil mi? Evet. Oflu abiyle görüştük. Adam bana kızıyor. Oğlum bana nasıl söylemezsin diyor, masaya vurdu. Sonra kızından şarjör silahını istedi. Topunu sıkacağım diyor. Abi niye topumu sıkıyorsun dedi. Onu niye söylemezsin bana diyor. Sonra bunun üzerine dedi ki ben sana bir hafta sonra... Bu da çok baba yiğit bir adam. Oo evet. Bilesin Trabzon'da evet, Karadenizli. Yani Karadenizlilerle çok yaşadım aynen. Yani. 5 yıl Karadenizli. Aynen yaşadım. Öyle. Sonra babasıyla görüştük. Bunlar Çorlu'da müteahhit iş yapıyorlar. Ben oraya davet ettim. Ofisine gittik. Dedi birazdan arkadaşlar gelecek senin işini çözecekler. Biz nasıl mutluyuz abimle beraber gittik. Telefonum masada duruyor. Oflu abi devam ediyor değil mi? Oflu abi devam ediyor masada. Sadece diyor ki benim şu kardeşim işini çözeceksiniz diyor. Aynı böyle konuşuyor. Gelen arkadaşlar da hani nasıl söyleyeyim hani nasıl. Kabadayı tipler. O tarz tipler böyle. Mafyavari. Aynen öyle. Herkes telefonunu benimkini de aldılar böyle çıktılar. Herkes telefonunu balkona koydu. Dedim abi ne yapıyorsunuz? İşte ses dinleniyor falan. Ondan sonra başladılar. Ya Muhammed abi işte adamı şurada sıkalım, indirelim. Şurada kamera yok. Birbirleriyle istişare evet. Ediyorlar. Senin gözünün önünde. Senin arabanın parasını aynen, almak için. Aynen. Diyor ama ki, bu sefer seni dolandıran kişi iki tane. İkisini de mi kurtaracaklar? Yok artık ilk artık. İkinci, onu sonra onu söylemedim artık. Hiç, karman çorban olacak. İkinciye giremedim. İlk. Siz, yani adamlara desen ki yani size gelene kadar arada biri daha beni dolandırdı desen. Demedim artık demedim. Adam ayağımı sıkacak topuğumu. Topuğumu sıkacak. Ondan sonra. Oflu abi dışarıda değil mi?
Ofla abi dışarı. Ofla abi hiçbir kabahat yok. Hala yok. Ofla abi hala yok. Seni doğru insanlara yönlendirdiğini düşünüyorlar. Aynen. Dönem dönem birlikte iş yapmışlar. Yaptıkları da olmuştur. O konuda görmedim ama hani olduğunu düşünüyorum. Sonra silahı iletelim falan dedi Muhammed abi dedi. Vurduktan yani, sonra. Hani silah iletme şeyimiz var dedi. İstersen kamerası yerlerde vurabiliriz dedi. Abi ne vurması dedim ya. Gözünü seveyim silahı iletmem dedim. Ben sadece helalle paramı istiyorum. Düşünsene dedim ya Allah korusun bir yakalansak bir dedim biz abire mi gideceğiz şimdi? Bir para de, araba yüzünden. Ya dedim. Zaten dolandırılmışsın. Paranı kaybetmişsin. Huzurun bozulmuş evet. Tüm servetine artı borçlandığın parayı bile, borcunu ödediğin parayı bile kaybetmişsin. Evet, 3 tane kredim var üzerime şu anda hala. Ha, bir de ondan sonra kurtarmaya çalışırken bir kredi daha yedin, bir daha oradan bir gol yedin, hala da paraları ödüyorsun. Aynen. Bir de sağlığın ve özgürlüğünü kaybedeceksin, evet, onun da eşiğindesin. Evet, zaten oldum sağlığına, o dönemde sen ben abi, sen bu 57 kilo düştüm, 78 kilo falandım, 57 kilo düştüm. Kuş gibi kalmışsın. Aynen, çıbanlar çıktı vücudumdan stres ve sıkıntı, üzüntüden. Sakallarımı az önce anlattım zaten. Hani, her ne kadar araba... çok sempatik olsan bile... Çok üzüntü, yani dışarı çok belirtmedim. Yapın. Evet. Çok dışarı belirtmem normalde. Sonrasında bizi bir gün verdiler. Biz bir yerde buluşacağız. Sizi bu işi çözeceğiz. 10-15 gün geçti. Bizi aradılar. İstanbul Selimpaşa'da bir sahilde. Aynen Kurtlar Vadisi gibi böyle eski kasa. Yani 2000 model, 2001 model eski kasa. Siyah Mercedes. Siyah Mercedes. Bir tane Mondeo siyah. Böyle geldiler. Takım elbiseyle falan. Masaya oturduk. Herkes telefonlarını koydu. Hiçbir şekilde biz onlardan daha önce hani dedim ya adresi aldık. Bu şahısların bizi ilk dolandıran kişiler, arabamızı dolandıran kişilerin adresleri falan var diyoruz ya. Demediniz. Hiç söylemedik. Hiç bahsetmediniz. Masaya oturdular, telefonları koydular. Buradan tık 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 mesaj geliyor. Kimdir? TC numarası budur. Babası bu, çocuğu bu. Memleketi Giresun Terebolulu. Kayseri Tomazlı 1985 doğumlu vesaire 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 bir sürü şeyler. Bunlar da rüştünü ispat ediyor bir şekilde. Aynen bunlar da çok güzel. Bu saate kadar para istemeyecekler bizden zaten. Öyle konuşmadık bir şey. Sadece ayağa kalktık bir hafta işini hallederiz. Hep bir hafta zaten o bir hafta neyse bitmiyor bir hafta. Ayağa kalktık. Gel vardı ya bu da bir hafta. Ayağa kalktık gelsene be kardeşini. Buyur abi dedim. Ya bizim elemanlar ufak bir açlık atsana dedi. Sakal. Abi zaten dedik para yok ki. Babamın yazık o zaman hiç unutmam. Abimle babamın artı parasında yazık parası çektik de olmayan paradan bankanın verdiği. Hı hı. Oradan 8 bin lira o zaman için para verdik. Sakal. Evet yani bölüştürdük. Sonra bu yazık süre işte. Ya baba da o sürede ne yapsın işte. Ay elinde. Kıyamam ne kadar üzgün. Bir de babamın bir üzgününü anlatayım. Bir gün bir şeye şahit oldum. Balkonda bakıyorum Mercedes park etti beyaz. Böyle etrafında döndü 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 kaldırımı oturdu ağlıyor. Yapma ya. Lan dersin var ya. Ulan almayayım şu parayı da babam üzülmesin diye. Zaten abimin üzülmesini anlatamam. Abim dedi ki Müslüm sen arabanı kaybettin. Biz dolandırıldığım için sana üstündeki omzundaki yükü anlatamam dedi. Hani biz daha üzgünüz dedi. Biz bir de kardeşlerle birbirimize çok bağlıyız. Anne baba. Tabii kardeşim. İnanılmaz bağlıyız. Benim abim dedi ki ben dedi bugün söylemiştim ben senin araba ben evimi satarım senin için dedi. Evimi satarım. Hatta satacaktı. Evli. Evet satacaktı. Abi olur mu dedim ya ne diyorsun sen? Hayır, izin vermedim öyle bir şey asla ama abim sağ olsun tabii sonrasında bir güzellik yaptı oraya daha geleceğiz. Sonrasında ama babaya biz... çok üzüldüm ya. Çok üzüldü, abim çok üzgün, hepimiz üzgünüz. Bu süreçte bir de bana araba çarptı üzüntüden yolun karşısında geçerken dalgınlık. Görmedim dalgınlıkta. Araba çarptı, kaputun üstüne düştüm sonra kaçtı gitti bir tane kartal. Bir de o başıma geldi. Vay be. Sonra üzerinden bu üzüntün üzerine hemen işte bu süreçte... 8 bin lira baba. 8 bin lira verdik. Bakiyeden bundan... çekti evet, verdi. Çektik verdik. Bugünün ama... parasıyla onu da söyleyelim arkadaşlar. 80-100 bin lira civarı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu süreçte aynı kısaca özetliyorum. Çok uzattılar. Nasıl yalanlar, nasıl bahaneler, nasıl uzatabilir? Aynı senin Rens'teki mevzu gibi. Yani şu an onları ben hani yaşanmışı bile hatırlayamayabiliyorum mesela. Düşünsene. O onları öyle kuruyor ki kafada hani. At en son pes ettim. Bu tayfayla ilgili çok hikayeyi derinleştirmeyelim ama 8 bin lira aldıktan sonra bunlardan bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Yine aynı yalanlar. Çıkmadı. Bulduk buluyoruz, geldik dönüyoruz. Aynen. Bitmedi daha. Bu daha kısa. Sonra bir abimiz daha girdi araya. Ama bu gerçi Allah var ücret talep etmedi. Ama ben senin işini çözeceğim dedi. Sene 2016'ya geldik bu arada. Kasım'ın 11'ini dolandırdık. 2016'ya geldik. 10 Temmuz'a falan geldik. Gerçekten Allah rızası için bu işi yapacaktık. Gerçekten para talep etmedi bir abimiz. Kulaklar açılmasın beni bir gün dinleyecek olursa. Biz ama gönlümüzden kendi harçlıklarımızdan çıkartarak adama o zamanın parasını 4000 lira verdik. 2016'da. 2016. Bir abi 10 çıktı. Temmuz. Ha, bir abi çıktı. Hızlı gibi yetişti. Ben halledeceğim ben dedi. Devlet kurumunda da bir yerde iyi bir yerde çalışmış bir abimiz bu abimiz. Hı hı. Halledeceğim dedi. Sonra da şansımız 15 Temmuz olmaz mı? Darbe oldu. 15 darbe olunca bütün her şey gizlendi. Bir iletişim şey olamadı. Telaş var çünkü. Başka bu abiye de bir para ödemiştin. Ödemiştik ama adam sağ olsun. Bak Allah rızası için adam tekrar bana mesaj attı. Müslüm yani bu işlemi yapamıyorsun. Bu süreç uzayacak. Ben senin paranı geri yatırayım.
Yok dedim abi, yatırma. Sen sonuç o süreçte ben de bayağı ilgilendin. İstemiyoruz dedim. Bizim bu abi dolandırmadı, tamam. Dolandırmadı. Bu abi iyi birisiydi. Bu kaçıncı oldu abi? Dört oldu. Dört mü oldu? Dört oldu. Arabayı verenler, jandarma süsü veren dayı. İki, üç. Oflu dayının adamları. Adamlar, o evet. Verdikleri. Evet. Sonra bu abi geldi, bu iyi niyetliydi ama buna da bir para verildi. Aynen. Arkası gelmedi. Böylece kapandı ama dört. Benim sorunlarım bitmedi. Hikaye bitmedi mi? Bitmedi. Son hikayemi anlatayım. Eczanede çalışıyorum. Bir anda telefonum kapandı, hattım. Çok eski bir hattım. Otomatik ödeme talimatı var. Bir baktım hattım kapanmış. Turkcell'i aradım işte. Dedim böyle hattım kapanmış. Ne yapmamız gerekiyor? Dedi ki kimliğiniz kopyalanmış. Kimliğin kopyalanmış bir de bu süreçte. Hemen savcıda gittim. Allah'tan dilekçe vermişim. Dilekçe verdim ama uzun bir süreç böyle polis ameliyine falan hep yazıya gittim geldim böyle hani. Birden ona kadar say. Son ayakta sol elinde adresini yaz. Sağ elinde yaz. Gibi böyle hani ispatlamak için bu süreç de sürdü. Bunu özetledim yani. Başımızdan böyle bir şey geçti. Tabii toparlamak çok uzun sürdü. Gerçekten çok uzun sürdü. Uzun bir süre toparlayamadık kendimizi. Ama ailecek bir olduk. Çok borçlandık. Borçlarımız bir alt üst oldu. Benim annem babam emekli insanlar. Benim annem bu yaştan sonra çocuk bakmaya başladı. Babam bir yerde ekstra çalışmaya başladı. Benim babam 49 doğumlu. 1949 doğumlu. Annem 1957 doğumlu. Hepimiz bir olduk. Hani borçlarımızı kapatalım diye bir şekilde o borçlarımıza 4-5 senede ödedik. Yani. Evet 4-5 senede ödedik. Sadece sende kalmadı. Herkes kalmadı. Etkilendi bu aynen. Süreçten. Bu süreçte zaten biz dünyadan koptuk. İşten eve, işten geri. Zaten hiç harçlığımı bile harcayacak para olmuyordu. Düşünsene. Aldım maaş dokunmadan sağa sola yatırıyorduk yani. Bizim hikayemiz böyle. Geçmiş gitmiş olsun lan abi. İnşallah bir daha Allah yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın. Çok acı bir şey gerçekten. Beteri var tabii de. Yani bunun da beteri vardır. Tabii. Üzücü bir şey. Dolandırılmak, kandırılmak. Sazan sarmalından da kötü seninki. Aynen. Böyle sana anlatma, içime dökme fırsatı bulundu abi. Teşekkür vallahi ederim. Vallahi Allah razı olsun abi. Yani hakikaten samimiyetle dinledik arkadaşlar. Yani daha öncesinde kamera yokken çok daha heyecanlı, çok daha sıra dışı anlatmıştı. Şu anda da yine güzel sağ olsun detaylar anlattı. Yani biz bu hikayeleri böyle zaman zaman işte Müslüm abi gibi olsun, başka arkadaşlarımız da denk gelebiliyor. Samet abi vardı hatırlarsınız. 3 gün sonra gel Bursa'da Mercedes. Evet. Bunun gibi sıra dışı hadiselerde biz zaman zaman karşınıza getiriyoruz. Amacımız insanları paranoyak yapmak değil. Bir de bu işleri böyle hani trend topik haline getirip de insanları paranoya sevk eden var. Aman şöyle yapmayın Instagram'ları iyisi. Aman böyle yapın dolandırırsanız ölürsünüz. Aman şöyle yapın. Biraz böyle reyting paranoya amaç değil. Tam tersine bilinçlenme amaçlı. Aynen. Yine ticaretlerimizi yapalım. Ama burada tabii. Bu hikayeyi dinleyen arkadaşlar muhtemelen hassas nüansları bulacaklar. Senin gözünün kapandığı, hata yaptığın yerleri ya. Bulacaklar. Yorum bölümünde bunu paylaşacaklar. Yani hiç büyük konuşmamak lazım Sayıt abi. Ben yapmam diye öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey insanın basirete bağlanıyor ki benim abim yaptıysa bak ben yapmaya daha meyilliyim. Ama benim abim bu konuda hani hiç beklemeyeceğim hani. O bile yaptıysa o yüzden insanın başına her şey girebiliyor maalesef. Yani bugünün parasıyla yaklaşık 3 milyon TL kaybetmişsin. Daha fazla evet aşağı yukarı 3 milyon TL. Psikolojik kısmını hiç çok saymıyorum. Üzücü. Sağlık kısmını çok, kaç parayla ölçeceksin? Tabii üzüntü evet. Allah bir daha yaşatmasın. Yani maddi çok rakam o. Senin tabii. Bu süreçte 78 kilodan 57 kiloya düşüyorsun. Çok. Bir damla kalıyorsun. Yaşadığın sıkıntı, evet. Stres. Ondan sonra işte bungunluğun, huzursuzluğun, bize anlatmadığın özel hayatınla ilgili sıkıntılar. Tabii ki. Onu daha şeyde anlatmıştım. Aynen. Bunların bedeli kaç para? Sana soruyorum. Belki senin hayatını, ya öyle değil ama yani bu yaşanan sıkıntı, stres insanın hayatını kısaltır derler evet. Ya. Belki hayatından 3-5 yılını çalıyor yani. Kesinlikle. Yani her şeyim bitti yani. Her şeyden koptuk yani. Düşünsene mutsuzluk. Annem üzüntüden şeker hastası oldu. Bak aklıma geldikçe anlatıyor. Şekeri yükseliyor, evet. Şeker düşmüyor. Herkes üzgün. Onlar sağ olsun babam, oğlum sen canını sıkma diyor. Ben diyor sana araba evimi satarım yine arabalarım diyor. Bu arada babam abim yaptığı güzelliği anlatmayı unuttum. Heh, unuttun abi. Unuttum. Bu arada biz bir krediyle Opel Insignia aldık. Cosmo. 46 milyar mı öyle bir şey aldık. Bu olayda sona mı? 2016 sonlarına doğru kredi çektik. İki ayrı kredi. Abim dedi ben sana destek olacağım. Sonra abi ben bu arabayı bir yıla yakın kullandık. Abim dedi ben sana Mercedes alacağım. Bizim kaybettiğimiz 2012 kasaydı ya, hı hı. 204 kasaydı. Hı hı. 205 bu yine kasadan aldık, siyah. O da kaç bindi, 23 bin deme öyle bir şeydi. Bir parça değişen vardı, çok iyi kondisyonu, siyah, Türkiye'ye gelindi, AMG paket işte, C180. Onu aldık, onu da bir süre sürdük. Sonra abimin kalsın uzun vade kullanmam için hediye etti normalde. O, hani Opel Insignia'yı satıp üstüne parasını abim ekledi. O zamanın parasıyla 48 milyar mı 42 milyar mı ne abim o civarda para eklemişti üstüne. Ben sonra keyfimi sürdükten sonra tadını aldım. Tekrar arabayı sattım. O gerek kalan parayı abime yatırdım. Ben sonra biraz kendi çapımda hani bir söz vardır ya. Ne iş yapıyorsun? İşte galericiyim. Ne iş yapıyorsun? Asıl mesleğinize kaport açayım. Hani herkes galericidir ya. Evet. Ben de böyle kendi çapımda birkaç böyle araç al sat falan yaptık. Biraz aracımızı yükseltti. Hatta Passat'a kadar çıktık. Haylan Arlan donanım dediğimiz aşiret paket. Sonra evlendiğim için onu sattım.
Şimdi Toyota'm var. Onu kullanıyorum abi. Arkadaşlar işte yani neye biniyorsanız, elinizde ne varsa, mutluluğu, huzuru hangi şeyde yakalıyorsanız evet, orada devam edecek. Yani biraz daha kredi çekeyim. Yani böyle de bir ders çıkartsın evet abi. Yani bu seni eleştiriyor gibi anlama lütfen. Yok estağfurullah. Ben şu an artık kredi kullanmıyorum. Kendi imkanlarımla, kendi çevamla krediyi kullanmak istemiyorum artık hani. Kullanma. Bundan sonra hiç gerek yok abi. Gerek yok. Ataların bir sözü var arkadaşlar. Elin dar olacağına evin dar olsun derler. Yani elin geniş olsun. Bir şeyler istediğin zaman alabil. İstediğin zaman ye, iç, gez. Evet. Hanımını al, gezdir. Yemeğe git, bir şeyler yap. Elin dar olmasın ama evin dar olsun. Yani anlatmak istedikleri şey, borçlu olma. Huzurlu ol. Ufağına bin. Gerekiyorsa bir tık eskisine bin. Ama borçlu, evet, harçlı. Kıpırdayamaz. Gırtlağa kadar böyle bu halde olma demek keyif istiyor. Keyif alamıyorsun ki. Keyif alamıyorsun hayattan. Borçtan. Keyif alamıyor. Huzur bulamıyor. Bak ben şu an Allah'a şükür huzurluyum. Bak ne diyor? Borç yok. Borç yok. Araban seviyorsun. Seviyorum, mutluyum. Bir tık eski senin hayalinden olsun. Olsun. Ne yapalım? Sağlık olsun, mutluyum. Bunu şükür. Bizim için bir abonelik isteği versene arkadaşlar. Lütfen Sait abimize abonelik istiyoruz. Lütfen. Beğeni istiyoruz. Yorum bekliyoruz. Ben bak Sait abim, hep İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sait abim için Isparta'ya geldim. Evet arkadaşlar, vallahi bu arada, sırf bizim hani, için kalktı geldi buraya ya. Allah yani razı olsun. Gerçekten bir araya geldik. İnşallah bundan sonra hiç iletişimimizi koparmayacağız. İnşallah, inşallah. O yüzden abonelik rica ediyorum. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim abicim. Arkadaşlar, güzel sohbetin için. Sağ olasın abi. Arkadaşlar vallahi güzel bir mekana geldik. Her şey doğaçlama ilerledi. Normalde evet, böyle bir plan yoktu. Kesinlikle. Yani böyle bir plan yoktu. Bizim arabamızda her zaman için ekipmanımız duruyor zaten. Bir, yani o kadar samimi, o kadar candan, o kadar içten böyle bir yaklaşımı vardı ki. Abi dedim, ben seni bir Isparta'nın güzel yerlerini gezdirmeden salmam. Hem böyle bir gezelim, sağ hem gelip içelim derken. Burada baktık kimse yok. Normalde burası iğne atsan yere düşmez. Baktık kimse yok. Tenha şans görünce. Vallahi evet, şansı mısın? Şansı. Biz dedik abi bunu çekelim mi? Çekelim kardeşim falan. Olay böyle cereyan etti. İnşallah hem ibret hem keyif almışsınızdır. Hem de i̇nşallah, ders almışızdır inşallah hepimiz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah kimse hiçbir zaman dolandırılmasın. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.